Evimin adresi neydi ya? Konumunu kaydetmiştim, dur bakayım. Kardelen Sokak, numara 58. Ya bu kardelen nasıl bir çiçekti? Arama motoruna yazalım bakalım. Aa evet, böyleydi. Siz de kafanıza takılan soruları arama motoruna mı yazıyorsunuz? Kolay bilgiye ulaşmak açısından elbette çok kullanışlı. Ancak bu durumun beynimizi tembelleştirdiğinin farkında mısınız? Bazen aynı şeyi farklı zamanlarda tekrar tekrar arattığımız bile oluyor. Çünkü hafızamızı kullanmadığımız için beynimiz aldığı bilgiyi kısa sürede unutuyor. İşte bu unutkanlık durumu Google etkisi olarak tanımlanıyor. Konuyla ilgili yapılan bir deneyde katılımcılar iki gruba ayrıldı. İki gruptan da 40 farklı kelimeyi bilgisayara kopyalaması istendi. Birinci gruba kelimelerin bilgisayara kaydedileceği, ikinci gruba ise kaydedilmeyeceği söylendi. Deneyin sonunda kelimelerin ne olduğunu sorulacağı bilgisi de verildi. Bilgisayara kaydedildiğini bilen grubun kelimeleri daha az hatırladığı gözlemlendi. Çünkü bakarak hatırlama şansları vardı. Kelimelerin kaydedilmeyeceğini bilen grup ise kelimeleri yüksek oranda hatırladı. İşte bu deney de gösteriyor ki beynimiz kolaya çabuk alışıyor. Kolay yoldan kontrol etme alışkanlığı hafıza yeteneğimizi de zayıflatıyor. Bunun olmaması için dijital dünyanın getirdiği kolaylıklardan biraz da olsa kopup daha önceden bildiğimiz şeylerin cevaplarını kendi hafızamızda bulabiliriz.